Bölüm 25. 10 bakire benzetmesi. O zaman göklerin egemenliği, kandillerini alıp güveyi karşılamaya çıkmış olan 10 kıza benzeyecek. Bunların 5'i akılsız, 5'i de akıllıymış. Akılsızlar kandillerini almışlarsa da yanlarına yağ almamışlar. Akıllılar ise kandilleriyle birlikte kaplar içinde yağ da almışlar. Güvey gecikince hepsini uyku tutmuş ve dalıp uyumuşlar. Gece yarısı bir ses yankılanmış. İşte güvey geliyor. Onu karşılamaya çıkın. Bunun üzerine kızların hepsi kalkıp kandillerini tazelemişler. Akılsızlar akıllılara, kandillerimiz sönüyor. Bize yağınızdan verin demişler. Akıllılar, olmaz. Hem bize hem size yetmeyebilir. En iyisi satıcılara gidin. Kendinize yağ alın demişler. Ne var ki onlar yağ satın almaya giderlerken güvey gelmiş. Hazırlıklı olan kızlar onunla birlikte düğün şölenine girmişler ve kapı kapanmış. Daha sonra gelen öbür kızlar, "Efendimiz, efendimiz, aç kapıyı bize," demişler. Güvey ise, "Size doğrusunu söyleyeyim, sizi tanımıyorum," demiş. Bu nedenle uyanık durun. Çünkü o günü ve o saati bilemezsiniz. Emanet para benzetmesi. Göksel egemenlik, yolculuğa çıkmak üzere olan bir adamın kölelerini çağırıp malını kendilerine emanet etmesine benzer. Adam her birinin yeteneğine göre birine 5, birine 2, birine de 1 talant vererek yola çıkmış. 5 talant alan hemen gidip bu parayı işletmiş ve 5 talant daha kazanmış. 2 talant alan da 2 talant daha kazanmış. 1 talant alan ise gidip toprağa kazmış ve efendisinin bu parasını saklamış. Uzun zaman sonra bu kölelerin efendisi dönmüş. Onlarla hesaplaşmaya oturmuş. 5 talant almış olan gelip 5 talant daha getirmiş. "Efendimiz," demiş, "bana 5 talant emanet etmiştin. Bak, 5 talant daha kazandım." Efendisi ona, "Aferin, iyi ve güvenilir köle," demiş. "Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin. Ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel, efendinin şenliğine katıl." 2 talant almış olan da gelmiş. "Efendimiz," demiş, "bana 2 talant emanet etmiştin. Bak, 2 talant daha kazandım." Efendisi ona, "Aferin, iyi ve güvenilir köle," demiş. "Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin. Ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel, efendinin şenliğine katıl." Sonra 1 talant almış olan gelmiş. "Efendimiz," demiş, "senin sert bir adam olduğunu biliyordum. Ekmediğin yerden biçer, harman savurmadığın yerden devşirirsin. Bu nedenle korktum. Gidip senin verdiğin talantı toprağa gömdüm. İşte al paranı." Efendisi ona şu karşılığı vermiş: "Kötü ve tembel köle, ekmediğim yerden biçtiğimi, harman savurmadığım yerden devşirdiğimi biliyordun ha? Öyleyse paramı faizcilere vermeliydin. Ben de geldiğimde onu faiziyle geri alırdım. Hadi, elindeki talantı alın. 10 talantı olana verin. Çünkü kimde varsa ona daha çok verilecek ve o bolluk içinde olacak. Ama kimde yoksa kendisinde olan da elinden alınacak.
O yararsız köleyi dışarıya, karanlığa atın. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. Koyunlar ve keçiler. İnsanoğlu kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince görkemli tahtına oturacak. Ulusların hepsi onun önünde toplanacak. O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi onları birbirinden ayıracak. Koyunları sağına, keçileri soluna alacak. O zaman kral sağındaki kişilere, sizler babamın kutsadıkları gelin diyecek. Dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan egemenliği miras alın. Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek verdiniz. Susamıştım, bana içecek verdiniz. Yabancıydım, beni içeri aldınız. Çıplaktım, beni giydirdiniz. Hastaydım, benimle ilgilendiniz. Zindandaydım, yanıma geldiniz. O vakit doğru kişiler ona şu karşılığı verecekler. Ya Rab, biz seni ne zaman aç görüp doyurduk? Ya da susamış görüp içecek verdik? Seni ne zaman yabancı gördük de içeri aldık? Ya da çıplak görüp giydirdik? Seni ne zaman hasta ya da zindanda görüp yanına geldik? Kral da onlara şöyle cevap verecek. Size doğrusunu söyleyeyim. Bu en basit kardeşlerimden biri için yaptığınızı benim için yapmış oldunuz. Sonra solundakilere şöyle diyecek. Ey lanetliler, çekilin önümden. İblis ile onun melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe yollanın. Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek vermediniz. Susamıştım, bana içecek vermediniz. Yabancıydım, beni içeri almadınız. Çıplaktım, beni giydirmediniz. Hastaydım, zindandaydım, benimle ilgilenmediniz. O vakit onlar da şöyle karşılık verecekler. Ya Rab, seni ne zaman aç, susamış, yabancı, çıplak, hasta ya da zindanda gördük de sana hizmet etmedik. Kral da onlara şu cevabı verecek. Size doğrusunu söyleyeyim. Madem ki bu en basit kardeşlerden biri için bunu yapmadınız, benim için de yapmamış oldunuz. Bunlar sonsuz azaba uğrayacak. Doğrular ise sonsuz yaşama kavuşacaklar.